Herkese selamlar dostlar. 9 Kasım 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelemiz var. İdeal ve yüksek oranlarından bahsedeceğiz. Değerlendirecek herkese bol şanslar efendim. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var ekrana gelsin. Daha önce 7 Kasım'da yaptığımız Fenerbahçe Sivas maçının maç skorunu bilen arkadaşımız yok. Maç 1-0 bitti zaten. Bence beklenmedik bir skor. Bu sezon Fenerbahçe'ye 1-0 demek zaten yanlış olurdu. Biz de ilk yarıdan bir gol alalım dedik Fenerbahçe tarafına. Bir 35 gibi oranı vardı. İdareden gidelim dedik. İlk yarıda da gol atamadı. İkinci yarı attı. Orada da başarısız olduk. Maç skoru ne olur sizlere sormuştuk. Bilen yok. Şimdi bir adet maç skoru yarışması yapalım. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Sassuolo Roma mücadelesi. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bilen bir arkadaşımızı alacağız. Bu arada Sassuolo burada Roma'yı yenmek için oynayacaktır. Bastıracaktır yani. Kendi evini Inter'e bile iyi oynayan bir Inter'e karşı bile yenmeye oynayan Sassuolo vardı. Burada Roma'ya haydi haydi basmaya çalışacaktır yani. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Geçtim. Dün çok güzel bir analiz yapmıştım. Bu analizde kart analiziydi. Devre arasında verdim ama Avrupa için vermiştim bu mücadeleyi. Devrede 5 tane kart çıkmıştı. Dedim ki yani statta bir anda oraya yazdım ama o çocuğu Hüseyin Göçek sesleri yükseldi bir anda. Hakem kontrolü kaybedebilir. Dedim ki sert bir mücadele vardı. Bırakın bak 8.500 kartın 2.15 oranı vardı. Bırakın bunu. ikinci yarıda sadece 8 kart çıktı zaten. Yani maç öyle karta bağırıyordu ki çıkacak diye. Hatta ben bu analizi Herkes açık gruba da attım. Yani 4200 kişilik grup var ya oraya da attım bunu. Açıklamada link var oraya da tıklayıp gelebilirsin. Çok güzel bir oranı vardı. Aldım yani bağırıyordu ben kart maçıyım diyerekten de. Sadece ikinci yarı zaten 8 kart çıktı dediğim gibi. 8.500 kart falan 9.500 10.500 hepsi geldi yani. Tebrik ederim bu güzel analiz için. Geçtim bunu. Günün kombinesi vardı. Bir süperlik kombinesi. Fenerbahçe'nin atacağı bir gol. Hatay maçına da 2-3 gol olarak değerlendirmiştim. Kombinemiz yatış. Fenerbahçe ne ilk yer gol attı ne Hatay maçı 2-3 gol bitti. 3-3 bitti maç. İlk yer 1-0 bitti. İkinci yarı 5 gol oldu. Yapacak bir şey yok. Geçtim bunu da. Şimdi bir de sizlere nasıl toparlayabiliriz bunları göstereyim. Şimdi zaten kombinemiz yattı mı yattı. Canlılardan toparlar mıyız? Biz canlılardan toparlanmasını biliriz. İlk canlım şöyle göstereyim. Dedim ki ikinci gol Başakşehir'den. Bakın ilk yarıda gole girmedim. Çünkü gol gelecek gibi değildi. Aynı şekilde Fenerbahçe maçına da ilk yarı gole girmedim. Mesela canlı olarak girmedim. Hatta yazdım ki. Şurayı da yazdım. Bu maça da bir tane daha canlı verdim. Deplasman basman bir buçuk üstü da. Dedim ki devrede Fenerbahçe'nin golüne bilerek girmedim dedim. Çünkü çok yerde yattılar dedim. Bu bir buçuk üstü de başarısız oldu. Geçtim kart analizi verdik burada. Bu başarılı oldu. Onu geçtik 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 derken. ikinci gol Başakşehir'imiz geldi değil mi? Geldi. Ondan sonra Deplasman basman bir buçuk üstü gol Başakşehir. 1.62 gibi oranını aldık mı? Aldık. Ondan sonra toplam gol 3.5 üstü Başakşehir. Aldık mı? Aldık. Geçtim. Bu da geldi zaten. Bahsettiğim gibi canlıdan izlediğimiz için daha güzel kazanç toparlama şansımı çok daha güzel oluyor. Yine bir nevi zararla kapattık bence ama toparlamaya çalıştığımızı düşünüyorum. Hatta benim bir tane daha canlı vardı. En çok korner Real Madrid olaraktan da o da geldi diyerekten de geçelim. Toplamda 5 adet mücadelemiz var. İdeallerden yüksek oranlardan bahsedeceğiz. Sizlerden ricam videoyu atacağınız artı 300 seviyesinde like'tır. Den. Like'larınızı hemen tıklatın bize oraya. Ondan sonra devam edelim. Sassuolo Roma maçıyla başlayalım. Bu maçın maç skorunu zaten sizlere sorduk arkadaşlar. sorarken de ne dedim? Dedim ki Sassuolo burada yenmeye oynayacak dedim Roma'yı yani. Yenmeye oynayacak için bu maç git gelli olur. Sassuolo da bastırır, Roma da bastırır. İlk gol kim atar hiç önemli yok. Kim atarsa atsın baskı kuracaktır, kurmaya çalışacaktır. Baskı kurmaya çalışacağı için ben mücadelede şöyle bir tercih yaptım. Mücadelede bence korner çıkar diye düşünüyorum. İdealden burada 8 buçuk korneri değerlendirme altına alabiliriz. İdeal olaraktan da. Biraz daha yüksek, yüksek oynamak isteyenler 9 buçuk kornere kadar bir 70'ten gidebilir. Hatta ve hatta ben mücadelede ve 10 veya 11 korner çıkmasını bekliyorum. 11 kornerin riskine girmek isteyen varsa da 2-11 gibi orandan da bir değerlendirme yapabilir. Korner maçı olarak görüyorum. Dediğim gibi Sassuolo bastıracaktır. Sassuolo böyle bu tür büyük maçları kendi evinde iyi oynayan takımlardan bir tanesi. O yüzden Roma'ya karşı da son haftalarda kötü giden bir Sassuolo varken, sonuç alamayan bir Sassuolo varken burada bastıracaktır. Kornerlerde çıkacaktır diye düşünüyorum. Frankfurt'la Hoffenheim mücadelesi bir ivmesini yakalamış bir Frankfurt takım var kendi evinde. Ligler zaten Dünya Kupası'ndan dolayı ara verecek. Tırmanma şansı var, müstralar kadar? var. Hoffenheim'e baktığımız zaman def basmanda e, Hoffenheim zaten çok kumaşı kaliteli bir takım olduğunu söyleyeyim ben sizlere. Ama son dönemlerde biraz zorluyor. Gerek kapanması olsun, gerek çıkışları olsun biraz problem olabiliyor Hoffenheim takımında. Ya burada var mı üste mi gitmekten ziyade ben dedim ki üste giderse bile burada en azından yüksek orandan alalım dedim. Frankfurt'un atacağı 2 golü aldım. Güzel bir oranı vardı. 1.54 oranı vardı. 1.53'e düşmüş. Dedim ya yani, 1.40'dan gideceğim gideceğime burada. 1.53'e aldım. Zaten üste giderse de burada ev sahibinin Frankfurt'tan ekstra bir performans bekliyorum. Ev sahibi 1.5 üstü burada 1.53 gibi orandan aldım. Tek tercih olaraktan idealden gittim. Kolomuani'nin o Kazmalığına güvenelim dedim. Çok iyi forvet de çok kaçırıyor son dönemlerde. Özellikle Şampiyon Ligi'nde çok kaçırdı. Burada evsel bir buçuk yaptık. Leipzig ile Freiburg mücadelesi. Bakın bu maç güzel. Bu maç gelir bence. Şimdi bu maç sempol bir maç olacak. özellikle. Leipzig zaten kendi evinde en çok gol atan takım mı bilmiyorum ama en çok puan toplayan takım olması lazım. Doğru. En çok puan toplayan takım... Bayern Münih var evinde en çok gol atan. En çok gol puan toplayan takım Leipzig kendi evinde. Leipzig'in kadrosu zaten ciddi anlamda kaliteli ve hücum yönünden ya Enkunku olsun, Werner olsun, Fosberg olsun, Sobozlay'ın ceza sahası şutla, ceza sahası dışındaki o şutları olsun derken rakipler çok kolay gol atabilen bir takım. Yani gol atma sıkıntısı yaşamayan bir takım Leipzig takımı. Pozisyonlarda da hep olgunlaştırabiliyor. Hep pozisyonu bitirebiliyor kaliteli pozisyonlar girebilen bir takım Leipzig takımı. Fakat bunu sürekli saman alevi gibi bir başlıyor 15-20 dakika koştur 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 gol atmaya çalışıyor. iki tane veya bir tane atıyor bir şeyler oluyor. Ondan sonra bir geri çekiliyor gibi oluyor. Takım haliyle yoruluyor. Bunlar da insan. İşte Freiburg takımı o Leipzig takımı biraz geri çekildiği zaman Freiburg takımı da zaten çok kaliteli bir takım. Yani bu kaliteli ağzımıza nereden bulaştı her takıma kaliteli diyoruz. Freiburg takımı da oyun olarak baktığımız zaman da ortaya iyi iş koyabilen takımlardan bir tanesi olduğundan dolayı ben burada Leipzig'ten ziyade KG var tercihini öneriyorum 1.42 gibi bir oranı var. Bir de skor beklentimi söyleyeyim. 2-1'lik bir Leipzig galibiyeti çıkabilir diye de düşünüyorum. Ben idealden bir var tercihini aldım bu maçta. Fiorentina ile Salernitana mücadelesi. Bu maçta da biraz arada kaldım açıkçası. Fiorentina son dönemlerde çok toparlandı ki oyun olarak da gerçekten iyi oynayan takımlardan bir tanesi. O zaten hatta ben sizlere hep diyorum. Hep de bültenimi aldım görmüşseniz yakından takip edenler bilir. Fiorentina kaybettiği zamanlar bile mesela 4 üçlük Inter maçı vardı orada ne yaptım? KG var aldım kombineye koydum mesela. Öyle takip ediyordum Fiorentina her maçını. Avrupa'da da aynı şekilde değerlendirdim. Ya şu son Fiorentina 6-7 maçının hepsini ben değerlendirme altına aldım. Takip ettiğim takımlardan bir tanesi. Bir kıpırdanma vardı. Oyun da vardı. Fakat sonuç alamayan bir Fiorentina vardı. O sonuçları da son haftada almaya başlayan bir Fiorentina takımı var. Burada Salernitana ile oynayacaklar. Galip gelmeye oynayacaklardır. Ben şunu düşündüm. Salahi gol atabilir mi? bunu düşündüm. Salernitana'nın şu son oyunlarına baktığım zaman da kaptığı gibi iyi çıkmaya çalışan bir Salernitana takımı var. Burada ağırlıklı olarak baskıyı zaten Fiorentina kuracaktır. Salernitana baskıyı alamaz bence bu maçta. Fakat bazı pozisyonlarda iyi çıkmayı bilecektir. O iyi çıktığı pozisyonlardan burada gol bekleyelim diye düşündüm. Güzel golli bir maç da geçebilir burada. KG var oranı zaten 1.58 gibi yüksek bir oranı var. İşte diyorum ya o kontrollerin gol, alma, gol olma riski burada 1.58 oran vermişler. Öyle bir sorunu söyleyeyim sizlere. Bakalım ama 2-1'lik bir Fiorentina galibiyeti de çıkabilir bu maçta. Bilginize değerlendirme altına alacaklara bol şanslar. Son mücadelem Atletico Madrid ile Mallorca mücadelesi. Bu maçı da şöyle bir değerlendirme altına aldım. Yüksek orana gideceğim bu maçta. Atletico Madrid son mücadelesini Espanyol ile oynadı. 1-1 bir bitti sanırım. Aynen. Dakika 28'de Espanyol bir kırmızı kart görmüştü. Kırmızı karttan sonra ne beklersin? Atletico Madrid 5 tane atar dersin. 5 tane atamaz 2 tane atar dersin bu cingen takımı cingen futbol oynadığı için. Bilmiyorum Simeone ile de yollar ayrılacak mı? Şampiyonel liginden elendiler vesaire bilmiyorum nasıl olacak. Simeone ile devam mı edecekler? Bu arada en çok maaş alan teknik adam da Simeone'dir. Bunu da bilgisini vereyim. Yani yanlış bilmiyorsam 40 milyon euro maaşı var. Şu sebebi de şuymuş onu da araştırdım. Hemen bir bilgilendirme video arası. Bu takımı tamamen kendi sistemine kendi sistemine göre oyuncuları kendi transfer ettiği için o yüzden bu kadar en çok maaş alan teknik adam oymuş sanırım. Böyle okumuştum. Ben de nerede okuduysam onun yalancısıyım artık. Şimdi Atletico Madrid Mallorca ile oynayacak burada. Son maçta dediğim gibi Espanyol'a 20, 28. dakikada kırmızı kart gördü Espanyol takımı. Ona rağmen gol atamadı üstüne gol yeni 1-0 geriye düştü. Ondan sonra baskı kurdu kurdu. Fakat gol nasıl geldi söyleyeyim ben sizlere. Bir tane sağdan diagonal bir top geldi. Şeye Felix'e çaprazdan o topu aldı koştu çok da güzel bir gol attı ama kendi becerisiyle gol attı organize bir gol atamadı Atletico Madrid'in deplasmandaki maçlarına baktığımız zaman da deplasmanda daha çok sonuç almış neden daha çok sonuç almış defası iyi yapan bir takım Yine dep basmanda olduğu için ev sahibi biraz daha bastırıyor. Bastırdığı için arkaya böyle 2-3 tane top kaçırıyorlar. Orada paslaşma derken golü bulabiliyorlar. Bu yüzden dep basman karnesi Atletico Madrid'in daha iyi. Ben de diyorum ki son maçlarda kaybetmişken burada Atletico Madrid bence bu mücadeleyi kazanabilir. 1.88 gibi orandan da yüksek orandan değerlendirme altına alabiliriz. Hatta ve hatta kazanırken de 1-0 veya 2-1'lik skora göre Tek farklı bir Atletico Madrid atlet galibiyeti de burada 3.31 gibi oranı var. Değerlendirecekler bol şanslar diyelim. Toplamda 5 adet mücadelem bu yöndeydi. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Videoyu like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz Bay bay.